Efendim, Gaziantep'in gündemi olarak Gaziantep'teki eğitim sistemi bizim olmazsa olmazımız. Eğitime çok önem veren bir programımız ve aynı zamanda eğitime çok önem veren bir memleketiz. Çocuklarımızı en iyi şekilde okutalım, meslek sahibi yapalım diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çağımızın meslekleri de değişmeye başladı. Eskisi gibi tamircilik, marangozluk. Yerlerine değişik değişik mesleklerimiz çıkmaya başladı. Mesleki dalda okullarımızın sayısı da artmaya başladı. Tabii ki çocuklarımızı yeteneklerine göre ne yapmalıyız? Değerlendirmeliyiz. Onları sıkıştırmamalıyız. Biz de bugün Gaziantep'in ilk ve tek şu anda geçen yıl açılmış olan ve Gaziantep'in gittikçe gururu olan Şehit Kamil'de Özel Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldik. Yani Sivil Havacılık Lisesi'ne. Daha önce sizlere tanıtmıştık. Bakalım aradan bir yıl geçmiş. Neler değişmiş bu lisede? Şöyle bir içeri girelim. Efendim, bu okula girer girmez çok güzel bir tabela gözüme çarptı böyle. Hayvana şiddete daha ağır cezalar. Doğru söylüyor. İşte okul olduğu buradan belli. Hayvanlara verilen sevgiden beri. Demek ki burada çocuklarımıza sadece mesleki bilgiler değil, insani temalar da böyle verilmekte. O açıdan da şöyle girelim. Evet, kedilerimiz de gelmiş böyle. Yaralanı severim yaradandan ötürü diye. Bu okulların böyle girişinde böyle sloganları görmek bizi mutlu ediyor tabii. Lisemize giriş yaptık. Efendim, lisemiz mis gibi. Yani böyle her taraf pırıl pırıl. Bir de hocamızın odasına girelim. Lisemiz pırıl pırıl. Müdürümüzün odasına da girelim. Kapısını çalalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördük. Daha iyi oldu İrfan Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Şöyle oturalım, sohbetimize başlayalım. Efendim, lisemize geldik. İçeri pırıl pırıl. Ondan sonra dışarısı da pırıl pırıl. Müdürümüz de yine pırıl pırıl. Teşekkür ediyorum. Güzelliğiniz deyin. Sayın Müdürüm, öncelikle şöyle Gaziantep'e yeni bir soluk getirdiniz. Sivil Havacılık Lisesi olarak. Evet. Geçen yıl yine gelmiştik buraya. Yine pırıl pırıldı. Ama okulun girişinde öncelikle çok güzel bir tabela gözüme çarptı. Hayvanlara sevgiyi, saygıyı çocuklarımıza aşılamak gibi. Evet. Yani sadece tekniki, mesleki bilgiler değil, bu okulda böyle insanı temaların da çocuklara sunulması benim hoşuma gitti. Gaziantep'ler adına size teşekkür ediyorum. Sohbetime başlamadan evvel. Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz ilan ve afişler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden elimizde kalan belgeler ve afişler. Aslında hayvanları koruma diye bir şeyin olmaması gerekiyordu. Biz ne kadar bu dünyada yaşama özgürlüğüne sahipsek, hayvanlarımızın da, hele bizim can dostumuz olan bazı hayvanların yaşama hakkı o kadar mevcut. Onlara işkence etmenin, hele son zamanlarda gazetelerde, televizyonlarda yaşadığımız olaylar karşısında, onlara işkence etmenin, onları aç bırakmanın ya da onlara eziyet etmenin bir mantığının olduğunu zannetmiyorum. Biz bu nedenle daha önce başlatmış olduğumuz Cahide ile Canlı Hayvanları İyileştirme Derneği ile birlikte barınakta bulunan hayvanlarımıza yemek götürmeyi kendi projemizin dahiline, çerçevesine eklerken, aynı zamanda bu sene çocuklarımızın biraz daha bilinçlenmesi açısından hayvanlara işkence yapılmaması, hayvanların kafesler arkasında barındırılmaması, özgür ortamlarına bırakılması hususunda onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hayvanların da en az insanlar kadar özgür yaşadıkları bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bu bilinci çocuklarımıza verirsek
insana olan saygının da artacağı inancındayız. Eğer hayvana bir parça şefkat gösteriyorsa o öğrenci, ondan korkmayın diyeceğim. O çünkü insancıldır, çünkü insani yönleri ağır basıyor demektir diye sözlerimi bu hayvanlarla ilgili konuya noktalayarak başvurmak istiyorum. Efendim teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınızdan dolayı. Fatih Özel Havacılık Lisesi olarak geçen yıldan bu yana neler değişti hocam? Gaziantep'te okula insanların bakış açısı nasıl oldu? Öğrencilerimizin böyle ilgi duyması nasıl oldu? Evet. Şöyle bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi geçen yıl geldiğinizde henüz yeni açılmıştı okulumuz. Ve bir sürü eksiğimiz vardı. Öncelikle fiziki donanım anlamında o eksikliklerimizin çoğunu giderdik sayılır. Diğer anlamda ise şu anda 9. ve 10. sınıfta öğrencilerimiz mevcut. Ve daha önce yapmış olduğumuz duyurularda olduğu gibi 9 ve 10. sınıfta yıl boyunca öğrencilerimiz okulumuza nakil olabilirler. Bu yapmış olduğumuz çalışmada çocuklarımıza özellikle meslek garantisi vermenin övüncünü yaşıyoruz. Nedir bu? Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Yani herkes doktor olacak diye bir kayıt yok. Bu görünüşte burada aynı zamanda havacılığa da, havacılık alanında farklı alanlara da ihtiyacı var insanların. Nasıl daha önce bizim okulumuzdan mezun olan insanlar hemşirelik alanında görev yapıyordularsa, şimdi de buradan havacılık bölümünden mezun olan çocuklarımız havalimanlarında, devlet hava meydanları işletmesinde her alanda, her departmanda görev yapabilecek nitelikte insanlar olarak yetişiyorlar. Burada özellikle şunu belirteyim. İngilizce özel olarak bu anlamda İngilizce olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda çocuklarımız iyi bir İngilizce ile mezun olacaklar. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bu çalışmanın neticesinde buradan mezun olmadan önce 12. sınıfta bu çocuklar havaalanında, yani burada Gaziantep Devlet Hava Meydanları işletmesinde gidip orada stajlarını gerçekleştirecekler. Bu anlamda Havaş'la yapmış olduğumuz bir sözleşme var. Bir protokol var. Bu protokoller çerçevesinde, yapmış olduğumuz bu anlaşmalar çerçevesinde çocuklarımız 12. sınıfa geldiklerinde orada stajlarını gerçekleştirdikten sonra Havaş'ın ya da Devlet Hava Meydanları işletmesinin altyapısını oluşturacaklar. Bu Gaziantep için, bu Güneydoğu için ayrı bir özellik, ayrı bir avantaj diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da olmayan bir okulun açılımını gerçekleştirdik. Bu anlamda özellikle Milli Eğitim'e ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Açılışta onlar bizi yalnız bırakmadılar. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızda devamlı bize destek oldular. Özellikle velilerimiz bu anlamda büyük bir heyecan da yaşadılar. Böyle bir okulun açılmasında gerek Türk Hava Kurumu, gerek Genç Kanatlar grupları okulumuzu ziyaret ederek bu anlamda desteklerini sağladıklarını veya destek verdiklerini bize anlattılar. Bu bizi sevindirdi. Çocuklarımız da şu anda özellikle ramp hizmetleri, müşteri ilişkileri, diksiyon üzerinde çeşitli derslerde mesleki eğitim alıyorlar. Bu çocuklar yakında 12. sınıfa geldiklerinde, buradan mezun olduklarında kendilerinin elinde şu ana kadar hiçbir öğrencinin elinde olmayan avantajlar olacak. Aldıkları diplomayla bu çocuklarımız Devlet Hava Meydanları işletmesinde her alanda çalışabilecek konuma gelecekler. Bu bizi sevindiriyor, bu bizi gururlandırıyor, bu bizi onurlandırıyor. Yani hocam buradan havacılık denince pilot mu aklına geliyor ama insanların? Pilot değil, buradan yer hizmetlerinde başarılı oluyorlar değil mi hocam? Tabii. Yani çocuklarımızın aklına da öyle şeyler geliyor. Velilerimizin aklına da ilk etapta işte bir havacılık lisesi açılmış, oradan pilot olarak yetişeceğiz. Hayır, pilot yetiştiren okullar var. Uçuş okulları var, onlar ayrı. Ama biz esas pilotluğun da altyapısını oluşturan bir okuluz. Yer hizmetleri dalında her alanda çalışabilecek ve daha önce bunun açıklamasını size yapmıştım, bir uçağa
iki tane pilot kaldırıyor, iki üç tane kabin memuruyla beraber onun kaldırılıp aşağı indirilmesinde yolcuların sorumluluğunun uçağın havada güvenli bir şekilde seyahat etmesine neden olan, yardımcı olan binlerce kişilik bir ordu var. Ne yapıyorlar bunlar? Yerde yukarıda uçan uçağın nereye gideceğini, hangi rotayı izleyeceğini, hangi yollar üzerinden, hangi mil üzerinden gidebileceğini kendileri kararlaştırıyorlar. Bundan dolayı şunu söyleyebiliriz. Şu anda dünyanın en güvenilir ulaşım araçlarından birisidir uçaklar ve havacılık şirketleri. Bu anlamda özel güvenlik tedbirleriyle yapmış oldukları çalışmalarla insanlara bu hizmeti sunuyorlar. Biz de bu hizmetin birinci kademesini oluşturuyoruz. Yer hizmetleri dalında havaalanına girdikten sonra aldığınız bütün hizmetlerin tamamı bu öğrencilerimizin profesyonel olduktan sonra veya bu anlamda kalifiye olduktan sonra bizlere verecekleri hizmetlerin tamamını içeriyor. Bunun içerisinde biletçisi var, kargo, ramp, radar hizmetleri, kule hizmetleri, yine catering hizmetleri, yolcu hizmetleri, dilek ve şikayet hizmetleri, aklınıza gelebilecek elektrik, elektronik hizmetleri, bu hizmetlerin tamamını bize verecekler. Bir havaalanı, küçük bir havaalanında bile eğer 5000 insan istihdam edilebiliyorsa ve şu anda Gaziantep'te bir yeni bina yapılıyorsa ve şu anda yine İstanbul'da dünyanın en büyük havaalanlarından, havalimanlarından birisi yapılıyorsa bu şunu gösteriyor. Bizler ve dünya havacılığa gereken önemi daha yeni vermeye başladık. Önümüzde büyük bir kapı var. Bu kapının açılmasıyla bizler eğer şu anda okyanusta bir zerre isek o zaman daha büyüyeceğiz, daha gelişeceğiz, daha güzel şeylerin altına imza atacağız demektir bu. Çünkü dünyada ülkemizde havacılığa gerekli önemi daha yeni vermeye başladı. Bundan sonra gelişmeler daha hızlı olacak. Hocam sınıflarımızı biz görmüştük. Evet. Ondan sonra hocalarımızı da görmüştük. Tekrar şu sınıflarımızı bir hatırlatır mıyız? Kaç kişilik? Ondan sonra hocalarımızın deneyimlerini şöyle bir hatırlatalım. Ondan sonra bir de bunun ailelere ekonomik boyutu konusunda da biraz bilgi alalım. Olmaz mı hocam? Olur, neden olmasın? Şimdi sınıflarımız normalde 20 kişilik. Ama sınıflarımızı biz 10'ar kişilik yaptık. Bunun amacı şu, öğrenci daha fazla faydalansın. Ders anlatırken kalabalık sınıflarda, ders anlatımında zaman kaybı olacağından küçük sınıflarda birebir derslerle, birebir çalışmalarla öğrencilerimiz çok daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Buradan yola çıktığımız zaman VIP sınıfları dediğimiz sınıflarımız var. Öğrencilerimizle birebir ders yaptığımız sınıflarımız var. Bu çalışmalarla öğrenci bulunduğu noktadan çok daha iyi bir konuma gelebiliyor. Çünkü çalışmalarda özellikle dikkat ettiğimiz noktalar çocuklarımızın başarılı olmasıdır. Çünkü havacılık sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun en ideali olan neyse onu vermek zorundayız. Bunun başka alternatifi yok. Öncelikle onu belirteyim. Bu konuyla ilgili olarak aynı zamanda öğretmenlerimiz de gerek sivil havacılıktan mezun olan öğretmenimiz, gerekse şu anda sivil Havaş'ta çalışan, Havaş'ta bize hizmet, Havaş'ta hizmet veren önemli öğretmenlerimizden bazıları burada bizimle beraber artık çalışıyorlar ve çocuklarımıza bu anlamda faydalı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da çocuklarımızı çok mutlu ediyor. Yani onu da özel olarak belirtmek durumundayım. Özellikle hocalarımız, Havaş'tan gelen hocalarımızın anlattıkları şeyler çerçevesinde, çünkü günlük yaşamdan, günlük tecrübelerden alınan şeyler bunlar, bu çocukları daha mutlu ediyor. Görmüş, geçirmiş ve tecrübesini çocuğa aktaran, öğrenciye aktaran bir yapı. Bu da kısa zaman içerisinde onların Havaş'a, devlet hava meydanları işletmesine özel izinlerle birlikte gidip oraları ziyaret etme arzusunu yükseltti. En kısa zamanda bunun da çalışmasını gerçekleştireceğiz sağ olsun öğretmenlerimiz sayesinde. Yani öğretmenlerimiz deneyimli, aynı zamanda çocuklarımızı da bu mesleğe motivasyonla artırıyorlar yani. Hem de nasıl, hem de nasıl. Bu anlamda özellikle
havacılıktan mezun olan insanların burada çalışması bize ayrı bir motive kaynağı oluyor. Ayrı bir umut kaynağı oluyor. Çünkü buradan mezun olan kişi sadece burayla sınırlı kalmayabilir. Buradan mezun olan kişi eğer isterse 4 yılın sonunda liseyi bitirdikten sonra iyi bir puanla girebilirse, YKS'yi, TYT'yi, AYT'yi güzel bir şekilde başarırsa, Gaziantep Üniversitesi Uzay ve Havacılık Fakültesini tercih ederse, okulumuzun vereceği ek puanlarla gidip oraya girebilir. O avantajlardan, orada hangi avantajlar var? Uçak bakım, motor bakım ve pilotaj programları var. Bu programlardan herhangi bir tanesini seçip istediği alanda farklı rütbelerle görev yapabilir. Bu da farklı bir olay. Ülkenin gelişimine katkıda bulunabilecek bir meslek lisesinden bahsediyoruz. Sadece sessiz sedasız olayların arkasında durmuyoruz. Biz ülkenin gelişimine, büyüklerimizin söylediği bir olay var ya, daha önce bunu tekrar etmiştim, devamlı olarak söylüyorum. Meslek liseleri memleket meselesi. Hepimizin buna gerekli özeni, gerekli algıyı, gerekli yorumu yapmamız gerekiyor. Eğer biz meslek liselerine gerekli önemi vermezsek, bizim gibi farklı misyonlar üstlenerek çocuklarımıza bu gibi mesleki ve teknik Anadolu liseleri açmazsak, onlara yeni iş kaynakları bulmazsak, sorumluluk bizim olacak. Ama biz bu sorumluluğun bilincinde olan öğretmenler olarak, bizler okulumuzda Gaziantep Fatih Mahallesi'nde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bünyesinde özel Fatih Sivil Havacılık Lisesi'ni açmakla ne kadar iyi yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam peki ailelere ekonomik yükü ne olacak bir öğrencinin? Bu konuda da biraz aydınlatırsak, çünkü aileler bizi izliyor. Çağında mesleği, gelişen Türkiye'de, yeni Türkiye'de havacılığa çok önem veriyor. Sizin dediğiniz gibi. Buradan gelişen çocuklarımız Uzay Üniversitesi'ne de gidebilir, değil mi? Elbette Uzay ve Havacılık Fakültesi'ne gidebilir. Evet. Ve çağın mesleği demek ki. Peki ailelerimiz şimdi bizleri izliyor. Biraz da ekonomik boyutu hakkında bilgi verirsek ne gibi ailelerimize yardımcı oluyoruz? Şu anda çocuklarımızın böyle bir okulda okuması ilk açılış nedeniyle biraz farklı. Nasıl farklı? Ülkede var olan diğer sivil havacılık liselerinin altında bir fiyat veriyoruz. Ha, biz bunu aynı zamanda şunu da dile getirmeye çalışıyoruz. Sadece pahalı okullarda okumak bize kaliteyi sunmaz. Biz sunduğumuz kaliteyi ucuza sunabiliriz. Normalde okulumuzun ve milli eğitime belirtmiş olduğu rakam veyahut da ülkenin genelinde belirtmiş olduğu rakam 16 bin liraydı. Ancak biz burada özellikle çalışanlara ve insanlarımıza daha rahat bir şekilde girebilecekleri bir ortam hazırlamak istedik. Ve dedik ki %20 indirim yapalım çocuklarımıza. 16 bin liranın %20'sini indirim olarak veriyoruz. Bu bir. İkincisi, çocuklarımız okula geldikleri zaman eğer devletin açmış olduğu bursluluktan veya teşvikten faydalanmak isterlerse, ayrıcana ondan da faydalanırsalar oradan da ayrı bir indirim alıyorlar. Böylelikle böylesi bir okulda çok cüz'i bir rakamla okuyabiliyorlar. Yani devlet teşviki de var değil mi? Tabii tabii, devlet teşviki de var. Devlet teşviğini de alan bir öğrenci, yani şöyle söyleyebilirim, çok cüz'i bir miktardaki parayla çocuğunu okutup geleceğini garanti altına alabilir. Bizler çocuklarımıza meslek garantisi veriyoruz. Eğer işinizi iyi yaparsanız, işinizi başarılı bir şekilde dile getirirseniz, sizi almayacak şirket, sizi almayacak kuruluş yoktur. Yeter ki o sorumluluğu bizler, öğrencilerimiz üstlenelim. Aileler bu konuda gerekli olan çalışmayı yapsınlar. Çocuklarını illa doktor olacak diye, illa eczacı olacak diye zorlamasınlar. Her insanın yüreğinde, beyninde bir havacılık, bir pilot olma sevdası vardır. Ama pilot olamazsam bile ben sivil havacılıkta, yer hizmetlerinde veya kabin hizmetlerinde görev yaparım, havacılığa bir adım daha yaklaşmış olurum düşüncesinin yerleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
İrfan hocam çok teşekkür ediyoruz. Bayağı boyut almışsınız. Şu web sayfanızı, telefonlarınızı, adresinizi de bu tatlı dilinizden bir alalım hocam. Şöyle. Sağ olun. Sizin o tatlı diliniz. Şimdi Müttin Bey. Web sayfamız Facebook'tan, internetin her alanından girildiği zaman Instagram'dan ve diğer yerlerden Özel Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dediğimiz zaman zaten Facebook'tan veya Özel Fatih Lisesi dediğimiz zaman Instagram'dan veya www.fatihasm.com dediğimiz zaman web sayfamızdan bizimle ilgili her çalışmayı bulabilecekleri sayfalara erişeceklerdir. Özellikle burada numaralarımı da belirtmek istiyorum. Numaralarımız neredeyse ilerleyen saatlere kadar 24 saat açık diyebilirim. Devamlı telefonların başında bu konuda insanları aydınlatmak için bekliyoruz. Alan kodu 0342-321-5205. 321-5205 bu sabit telefonumuz. 553-559-0016-0017. Bu da sabit telefonla GSM numaralarımız. Bu numaralardan arkadaşlarımız, velilerimiz istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Ya da bizi aramak isteyen internetin arama motoruna Özel Fatih Lisesi Gaziantep dediği anda karşısına hemen internet üzerinden okulumuzun yapmış olduğu çalışmalar çıkar ve oradan bizi rahat bir şekilde takip edebilirler. Efendim şu GSM numaranızı bir defa daha tekrarlayayım, ben de tekrarlayayım yavaş yavaş şeyle. Tabii. Alan kodu 342. Alan kodu 342. 321-5205. 321-5205. Evet. GSM numaramızı söylüyorum. Evet. 553-559-0016-0017. Efendim bu kadar güzel söyleyecek ve laf bulamadım yani. Efendim bugün de sizi aydınlatmak istedik. Geçen sene gelmiştik ve bugün daha şöyle moralli gördük. Neden moralli gördük? Çünkü Gaziantep halkımız ve bölge halkımız okulumuza sahip çıkmışlar. Sağ olsunlar. Çocuklarımızı getiriyorlar. Çocuklarımız da yukarıda. Çünkü çağın mesleğini artık ailelerimiz de biliyor. Siz de çocuklarınızı böyle kaliteli bir okula yazdırmak istiyorsanız ne duruyorsunuz? Özel Fatih Sivil Havacılık Lisesi sizin çocuğunuzu hem geleceğe hazırlıyor hem de mesleğe hazırlıyor. Sakın ha sakın Gaziantep'in günlüğünden ayrılmayın. Evet, mesleğim elimde, geleceğim güvende diyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun.